Sana ne demiştim? Önce sana haber vereceğim demiştim. Kaderimin benim için planladığı o gün geldi. Çok teşekkür ederim. Divakar'ı hayatıma soktuğun için. Şup! Şup! Evet anne. Buzdolabına içecekleri koydun mu? Evet anne. Tamam beni dinle. Kızartmalar nerede oğlum? Babam getirirse hazırlayacağım anne. Pınar. Babam geldi. Pınar. Geldin demek. Her şey hazır mı canım? Nasıl hazır olsun? Daha şimdi geldin. İyi de neden bu kadar gerginsin? Nasıl gergin olmayayım? Çocuğun ailesi ilk kez evimize gelecek. Hiçbir eksik olmamalı. Hiç endişen olmasın. Sorun çıkmayacak. Her zaman her şeyin yolunda gideceğini düşünürsün. Dinle. Aditi'yi aradın mı acaba? Ne... Küçük hanım, bu para yırtık. Ne dedin? Küçük hanım, bu para yırtık geçmez. Arkana bak. Arka koltuğun, o da yırtık. Önüne bak. Kornan da bozuk gibi. Bozuk ses çıkarıyor. Gömleğine gelince, o da yırtılmış. Bütün bunlar geçiyor da bayım. Benim 50 rupim neden geçmiyor? Şimdi 50 rupini al ve yoluna devam et. Anladın mı? Baba. Aditi kızım. Biz de seni bekliyorduk. Dinle bak. Hemen içeri gir. Annen seni sorup duruyor. Yapılacak işler olabilir. Hemen tamam, içeri tamam, gir. Sakin hadi ol. Koş. Ben de diğerlerini arayayım. Anne. Ben geldim anne. 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 Geldin anne. Mi? Anne. Geldin anne. 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 Tamam söyle bakalım. Damat adayı neye benziyor? Şup'ta bir fotoğrafı var. Şup ona göster. Şup ver şunu. Vermeyeceğim. Sana ver dedim. Asla dikkat edin. Şu an neden yapıyorsun? Onun fotoğrafını ver bana. Şup. Şup. Aditi. Tavki. Şükürler Tavki, olsun bunu geldin. Bunu benden neden gizledin söylesene. Bilmiyorum. Bu haksızlık. Bir babam arayıp yok. Haber verdi. Bana ben sana söyleyebilirim. Çocuk nasıl bir şey neye benziyor merak gerçekten ediyorum. Gerçekten diyorum hiçbir sana. Hiçbir fikrim yok. Gerçekten. Hiçbir şey göstermedi hayır, bana. Yeni, fotoğrafını görmek yeni istiyorum. Yeni öğrendim. Hadi. Dur biraz. Dur biraz. Kardeşim, düğünün olacak. Senin için canım, çok şirin bir sürprizim var. Şimdi gözlerini kapat. Hadi gözlerini kapatsana. Hile yok, tamam mı? Tavki. Ayakkabı mı? Bunları sana aldım canım. Yüksek topuktan hoşlanırsın. Çok hoş değil mi? Harika. Bunları müstakbel damadımıza çıktığın zaman giyersin kardeşim. Aa, bırak kulağımı. Tavki, senin adına hepimiz çok sevindik. Hepimiz sabırsızlıkla bugünün gelmesini bekliyorduk. Ben beklemiyordum. Sana ne oldu? Mutlu olmadın mı? Yakında evleneceğime sevinmedin mi? Neden? Sen buradan gidersen kriket maçı hikayelerimi kim dinleyecek? Sen yokken merak ettiğim soruları kim cevaplayacak? Sütüme babamdan gizli kim kakao tozu atacak? Hayır abla. Tamam bana bak. Şıp. Ne sanıyorsun canım? Sizi bırakıp gitmek istediğimi mi sanıyorsun? Bugüne dek pek çok kitap ve gazete okudum. Ama yine de bir kızın evlendikten sonra anne babasının evinden ayrılması gerektiğine dair bir kurala rastlamadım. Bu kuralı koyanı bulursam canına okuyacağım onu. Tamam dinle. Eğer kriket hikayelerini her gün dinleyeceğime dair söz verirsem, babamı da sütüne kakao tozu atması konusunda ikna edebilirsem, o zaman gitmeme yine de üzülecek misin? Bunlar olmasa da hiç sorun değil. Ama ben sensiz yaşayamam abla. Fil ve karınca fıkrasını anlat. Aditi,
Evet. Sana fille karıncanın fıkrasını anlatayım mı? Anlat bakalım. Bir zamanlar bir fil bir ormandan geçiyormuş. Tamam. Sonra üzerine bir karınca düşmüş. Hmm. Sonra karıncanın ağaçtaki arkadaşlar ona şöyle demiş. Ne demişler? Ez onu dostum, ez onu, ez onu.